Olimpik sporcuların hikayeleri yazılır ya. Nasıl başardıklarını anlatırız kimi zaman, kimi zaman da kaybederken bile nasıl güzel göründüklerini. Hüzün barındırır kimilerinin hayatları. İşte bu videodaki hikayemiz de o hüzünlerden bir tanesini barındırıyor. Hatta tarihin biraz tozlu sayfalarında kalmış bir hikaye. Boks tarihi desek size, Muhammed Ali dersiniz. Mike Tyson, Tyson Fury dersiniz. Ülkemizde boks desek, Sinan Şamisam, Cemal Kamacı hemen aklınıza gelenler olur. Benim gibi 40 yaş üstü bir de Eyüp Can vardı der misal. Bir de zamanında Yeter Sevimli vardı. Ailenin 13. çocuğu olarak doğduğunda babası tarafından bu ismi alan Sevimli, isminin aksine boks ringlerinde hiçbir başarıya yeter demiyordu. Bülent Kiter gibi bir efsanenin çalıştırdığı Yeter Sevimli, 12 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında ringlerde boy göstermiş, 57 ve 60 kilolarda 9 kez Türkiye şampiyonuna ulaşmış birisiydi. Özellikle 60 kiloda 10 yıl Türkiye şampiyonasında yenilmeyen Sevimli, Seyfi Tatar ile birlikte dönemin en büyük boksörlerindendi. Türk mitralyözü lakaplı Yeter Sevimli, Türkiye'yi 1968 Meksika Olimpiyatlarında da temsil etmiş, ilk turu geçmesine rağmen ikinci turda Peru'ya sayı ile yenilip elenmişti. Ülkemizi çok sayıda uluslararası turnuvada temsil eden Sevimli, 1967 yılında Tunus'ta gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda ülkemize gümüş madalya, Balkan Şampiyonalarında da 61 ve 67 senelerinde bronz, 66 yılında ise gümüş madalya kazandırmıştı. 29 yaşına geldiğinde 384 maça çıkmış, 27 maçta milli formayı giymiş, uluslararası arenada sayısız başarılar elde etmiş bir olimpik sporcu olarak emekli olma zamanı demişti. Başarılı spor kariyeri nedeniyle Ankara Bölgesi Boks Ajanlığı kendisine bir jübile yapmaya karar verir. 14 Kasım 1969 günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda boksun büyük ismi Seyfi Tatar ile son bir maça çıkar Sevimli. Jübilesinde dönemin önemli boksörlerinin yanında Metin Oktay, Öztürk Serengil gibi şöhretli isimler ve ayrıca boks tarihimizin efsanesi Garbis Zakaryan yerini almıştı. Jübilesinin hemen sonrası Öztürk Serengil sunuculuğunda boks eldivenleri açık arttırmada büyük güreşçi Mahmut Atalay'a satılan Yeter Sevimli, boksu bıraktıktan sonra bir yandan antrenörlük yapmaya devam ederken bir yandan da polis memuru olarak da görev alıyordu. 1982 yılında polislikten de emekli olduktan sonra antrenörlüğe devam etse de boş oturmayı sevmeyen Sevimli, farklı dönemlerde kurumlarda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı. 1992 yılına girdiğimizde yaklaşık bir senedir çalışmayan Sevimli yeni bir iş imkanı bulmuştu. Eşinin anlatımıyla yeniden çalışmaya başlayınca neşesi yerine gelen Yeter Sevimli, sıkıntıdan kaybettiği kilolarını da geri kazanmıştı. Emniyet Spor'da da boks antrenörlüğüne devam eden Yeter Sevimli, 12 Kasım 1992 günü korumakla görevli olduğu depoyu soymaya çalışanlara görevini yapıp karşı koymaya ve durdurmaya çalışırken hayatını kaybediyordu. Özel bir kariyer, onlarca başarı, ölmekten değil öldürmekten çok korkan bu güzel insanın, bir olimpistin hayatı umulmadık hüzünlü bir şekilde son bulurken 20 yıl sonra da davası zaman aşımından düşüyordu.